Bağnaz sistem gerçekten hocamızın anlattığı gibi çok önemli bir üzerinde durulması gereken tehdit aslında. Özellikle son günlerde ben bakıyorum yaklaşık 10 gün içerisinde 10 tane kadın öldürüldü. Ve nasıl kadına olan şiddetten dolayı kadına şiddetin durması ile ilgili çağrılar yapılıyor ama kadına şiddetin durması hukuk alanında belki alınacak tedbirlerle bir nebze olsun azaltılabilir ama burada kadına verilecek olan değerin zaten ön plana çıkarılması önemli. Bu anlatılmadığı sürece bu insanların çünkü hepsinin bilinçaltında ilk doğdukları andan itibaren aldıkları telkinle birlikte yetişiyorlar. Yani kadının son derece tehlikeli bir varlık olduğu, evinden çıkarılmazsa her tarafı, elleri, yüzleri artık hatta kesilmiş tırnağı bile yok edilmesi gereken, haram olduğu düşünülen bir varlık olarak görüyor. Adam kadına baktığında her an tehlikeli, patlamaya hazır, her an suç işleyecek bir nesne olarak görüyor ve muhakkak hapsedilmesi gereken bir varlık olarak görüyor. Yani kadını Allah'ın yarattığı, ruhla Allah'ın kendi ruhundan üflediği kutsal bir varlık olduğunu, Allah'ın bütün insanlarda yarattığı gibi imanıyla, aklıyla, Kur'an ahlakıyla kendi kendine bütün tavırlarını ayarlayabileceğini, vicdanını kullanarak bütün bunlara dikkat edebileceğini düşünmüyor ve direkt böyle bir tehlike olarak görüyor. Ve bunu ilk doğdukları andan itibaren insanlara bu telkin yapılıyor. Aynı telkin tabii ki kadına da yapılıyor, sen böylesin diye. Onlarda da hatta bir kısmında mesela o anlamda kışkırtıcı üsluplar da olabiliyor. Halbuki kadına şiddetin son durmasının için en önemli konu kadının nasıl bir varlık olduğunun bütün dünyada insanlara eğitiminin yapılması. Bunun için de bağnaz zihniyetin verdiği eğitim değil, gerçek anlamda Kur'an ahlakına göre anlatılan, Kur'an'da gösterilen gerçek değerinin kadının sağlanması ancak bundan sonra gerçekten şiddet olaylarının tam olarak durması sağlanabilir inşallah.